Aziz milletimizi hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Mevcut iktidar 12 Mart Cuma günü açıklanan ekonomik reform paketinde berber, kuaför, tesisatçı, tamirci gibi yaklaşık 850 bin küçük esnafa gelir vergisi muafiyeti getireceğini tırnak içerisinde müjdeledi. Bir yılı aşkın süredir iş yerleri kapalı olan ya da kısıtlı şekilde açık olan bu küçük esnaf zaten ne vergisini, ne kirasını, ne elektrik su faturasını, ne çalışanın maaşını, ne de kredi taksidini ödeyebilecek durumda değil. Muafiyet getirilmese de gelir elde edip de vergi ödeyebilecek durumda değiller. Dolayısıyla hükümet zaten alamadığı vergiden vazgeçiyor. Bu söz konusu vergi alınmayacak 850 bin küçük esnaftan devletin 2020 yılında aldığı toplam vergi ne kadar? 220 milyon TL. Yani Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin 3 haftalık gideri kadar bir para. Bir başka deyişle hükümetin tam 850 bin küçük esnafa bir senede yapacağı yıllık katkı külliyenin sadece 3 haftalık gideri kadar bir meblağ. Peki bu 220 milyon TL'lik vergi muafiyeti esnaf başına ne kadara denk geliyor? Yılda 280 TL. Yani hükümetin büyük reform paketinden küçük esnafa çıkan müjde esnaf başına bir senede 280 TL. Yani 3 kilo kavrulmuş Antep fıstığı veya 3 teneke ayçiçek yağı. Allah bereket versin. Küçük esnaf bu müjdeyi alınca herhalde sevinçten gece uyuyamamıştır. Bütün bunların dışında bu sözde vergi muafiyeti getirilen 850 bin küçük esnaf dışındaki yüz binlerce esnafımız ne olacak? Perişan halde kepenk indirme noktasına gelmiş diğer yüz binlerce esnaf ne olacak? Maalesef açıklanan pakette bu sorunun cevabı yok. İktidarın ekonomik reform paketinde açıkladığı büyük müjdelerden bir tanesi de yeni eleman istihdam eden işverene her bir kişilik istihdam için kredi garanti fonu kefaletiyle 24 ay vadeli 100 bin TL kredi verilmesi. Bu da en fazla 5 kişinin istihdamıyla sınırlı. İşverene bir kişilik istihdam için 24 ay vadeli, yani yeniden ilave borçlanma vaat ediliyor. Zaten hali hazırda mevcut kredi taksitlerini ödeyemeyen işveren bu yeni krediyle daha da fazla borçlanacak. İstihdam ettiği kişi için alacağı 100 bin liralık kredinin yarısını da 12 aylık maaş ve SGK ödemesi olarak işverenin cebinden zaten çıkacak. Yani Kayserili hemşerilerimiz, kardeşlerimiz alınmasınlar da bu hükümet halka bir şey vermeye gelince Kayserili tüccardan bile daha keskin hesap kitap yapıyor. Bundan yıllar önce merhum Erbakan hocamız mecliste Sayın rahmetli Demirel hükümetinin vergi politikasını eleştiriyor. Diyor ki bu kadar haksız vergi koyuyorsunuz, milleti eziyorsunuz. Arkasından Sayın Demirel söz alıyor. Diyor ki Sayın Erbakan, hiç almadan vermek yalnızca Allah'a mahsustur. Mutlaka alacağız ki vergileri, millete de bir şey verelim. Bunun arkasından Erbakan hocamız yeniden cevaben kürsüye çıkıyor ve Sayın Demirel'e diyor ki evet, hiç almadan vermek sadece Allah'a mahsus ama hiç vermeden hep almak da size mahsus diyor. Aynen Erbakan hocamızın Demirel hükümeti için söylediği gibi hiçbir şey vermeden veriyormuş gibi yapmak da bu hükümete mahsus gerçekten. Bundan sonra döviz cinsi borçlanma yerine TL cinsi borçlanma yapacağız diyor. 19 senenin sonunda hala daha borçlanmaya devam edeceğiz. Hala daha borç faiz ekonomisine devam edeceğiz itirafını yapıyorlar. Yahu borçlandıktan sonra ha TL ile borçlanmışsın ha dövizle borçlanmışsın. Asıl mesele borçlanmamak, denk bütçe yapmak. Bunu yapamadıktan sonra hangi reformdan bahsedeceğiz? Efendim döviz sürekli yükseldiği için TL ile borçlanmak daha avantajlı. İyi de TL ile borçlanmanın da faizi, maliyeti dövizle borçlanmanın 10 misli. Vergi sisteminde elektronik tutanağa geçeceğiz, elektronik beyannameye geçeceğiz, elektronik sisteme geçeceğiz. Ya asıl mesele elektronik sisteme geçmek değil, vergi sistemini adaletli hale getirmek. Asıl reform adil bir vergi sistemini hayata geçirmek. Siz verginin %70'ini dar gelirliden, %30'unu zenginden topladıktan sonra bir araç alırken 3 araç parasını vergi olarak devlete verdikten sonra elektronik toplasan ne olur, mekanik toplasan ne olur? İhaleleri dijital yapacağız diyorlar.
1 dolarlık köprü, otoyol işini, baraj işini 10 dolara ihale ettikten sonra, ihalelerde adalet olmadıktan sonra, ihalede iktidara yakın olanlar kayırıldıktan sonra, ihale dijital olsa ne olur, analog olsa ne olur? Açıklanan pakette asıl meselemiz olan üretimi, istihdamı, ihracatı arttırmaya yönelik gerçekten cazip ve somut herhangi bir adım maalesef görünmüyor. Denk bütçe yapılmasına yönelik, borç ve faiz ekonomisini sonlandırmaya yönelik herhangi bir madde bulunmuyor. Üretimin, istihdamın maliyetini düşürecek, başta tarım olmak üzere temel sektörlerde ithalatı, dışa bağımlılığı azaltacak somut bir madde maalesef ki bulunmuyor. Türkiye'nin, milletimizin kurtuluşu borç, faiz, zam, vergi ekonomisi yerine üretim, istihdam, ihracat ekonomisine geçmektedir. Buna geçiş için de gereken kaynak milli kaynak paketleriyle bulunmalıdır. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum.